yolun üzerinde dikkatimizi kocaman bir tava çekiyor. Ve ben diyorum ki hemen burada durmalıyız. Benim bu tavayı incelemem lazım. Neden bu tava? Neden yolun kenarında? Neden bu kadar kocaman? Haydi bakalım izliyoruz şimdi. Evet, şu anda Edirne'deyiz. Edirne'nin tabii ki sadece camileri, tarihi eserleri ya da Osmanlı dönemine yapmış olduğu başkentliğiyle tanıyorsunuz. Ya da nasıl tanıyorsunuz? Kırpınar güreş festivalleriyle, güreş müsabakalarıyla tanıyorsunuz belki Edirne'yi. Oy oy oy, bu arada üşüyoruz. Hazırlıksız geldik, böyle yazlık gibi. Kısa kollular, şortlar. Ama Edirne'yi bilenler bilirler ki en kıyak ciğeri, üstelik tava ciğerini Edirne'de yersiniz. Ve şu anda arkamda gördüğünüz dünyanın en büyük tavası. Evet, şu anda tam arkamda gördüğünüz dünyanın en büyük tavası ve bu tavada tava ciğeri yapılmış Edirne'de ve bu tava ciğeriyle Guinness Rekorlar kitabına girmişler. Şimdi ciğerlerden ve bu kocaman tavadan bahsettiğimize göre artık bizim de Edirne'ye gelmişken bir ciğer yeme vaktimiz geldiğini düşünüyorum. Ve biz de ne yapacağız? Bölgenin en güzel ciğer yapan mekanına doğru, Meriç Nehri'nin kenarına doğru yol alıyoruz. Bakalım orada ustamız bizlere Edirne'nin meşhur tava ciğeri nasıl yapılır, hem onları anlatacak hem de biz o eşsiz güzellikteki ciğerin tadına bakacağız. Aman aman, sakın canım çekti diye üzülmeyin. İstanbul'daysanız 2-3 saatlik mesafeden bahsediyorum. Gidip doğru Edirne'den bu güzel ciğeri yine aynı mekandan yiyebilirsiniz. Haydi bakalım, bize de size de ekran başında afiyet olsun.